Efendim Ufuklar Ekran'dan hoş geldiniz. Ben Enes Kirazoğlu, sağ tarafımda Tunca Arslan var. Bugün iki kişiyiz ve unutamadığımız efsane oyun serileri hakkında yepyeni bir pencere açıyoruz. Unutamadığımız berbat oyunlar. Bu tamamıyla hani objektif bir liste değil aslında, subjektif bir liste. Evet. Bizim kişisel olarak berbat bulduğumuz ama maalesef oynamak zorunda kaldığımız oyunlara değineceğiz. Tunca senle başlayalım mı? Benim misafir oyuncu, misafir çocuğu dönemlerimden birinde yine bir annemin arkadaşına gittik. Orada işte ilk defa tanıştığım bir çocuk var. Hadi siz içeri geçin çocuklar, oyun oynayın, yine klasik konsept. Girdik içeri. Neler var dedim işte oyun. Abi işte Superman var, oynayalım falan dedi. Çok güzel falan dedi. Ben de hani Superman'in o zaman televizyonda dizisi falan da var. Filmleri de sürekli oynuyor. Superman'i seviyorum yani. Aa Superman mi falan, hadi oynayalım, hadi falan dedim. Bilenler vardı. Bu Nintendo 64 oyunu, Superman 64. Koydu çocuk oyunu. Başladık oyuna. Yani nasıl desem, oyun abi başlıyor, Superman halkaların içinden geçiyor. Ama ne yani? Neden? Superman hayatında yapmamış böyle bir şey. Bildiğin yüzük halkalar var, içinden geçiyor. İçinden geçerek bir yere gidiyor yani. Lex Luthor konuşuyor arada işte. Arkadaşlarını kurtarmak için işte buraları geçmen lazım falan bir şeyler söylüyor. Sürekli şeyin içinden geçiyorsun ama hani içinde. Abuk da bir müzik çalıyor böyle. Peki. Sürekli aynı müzik çalıyor gibi. Tam müzik bile aklımda kalmadı. Ne olduğu belli değil. Kabus gibi sürekli o çalıyor. Bir de zaman var. Bir zaman süren falan da var. Ve Superman kağıt uçak gibi yani. Şöyle falan gidiyor. Dönüyorsun falan, kontrolleri de abuk. Şöyle havalanıyor falan, aşağı çarpıyor. Bazen bir yerde takılıyor, gidemiyor falan. Peki bu çocuk o oyunun iyi bir oyun olduğunu savundu mu sana? Sen o an fark edip neden ya, bunu oynuyorsun dedin. Kötü falan demedi. Biraz zor ama dedi, sırayla oynarız dedi işte. Bence çocuk senin misafir çocuğu konsantrasyonunu sevmemiş. Yok, başka oyun da yoktu zaten. Bir o vardı, bir de farklı bir oyun vardı. O kötü dedi, bunu oynayalım dedi. O nasıl, sen tamam düşün artık yani. Güzel olan o dedi yani. Ya bir de o... Bu da ayrı bir dosya konusu aslında. Kötü olmasına rağmen oynanan, evet, yokluktan yapacağız. Ya da hoşuna gittiğin için oynadığın bir sürü de oyun var. O da onlardan biriydi. Ki ben de o gün ilk başta hani bu oyunun kabus gibi kötü bir oyun olduğunu fark etmedim yani. Ben de hakikaten hani zor bir oyun. Hani sırayla oynamaya çalışıyoruz. Yani belli bir süre sonra artık hani niye farklı bir şey olmuyor, biz bunu oynuyoruz sürekli. Ya geçemiyoruz da zaten. Arada bir de şey vardı, böyle araba falan alıyor Superman, bir yerlere fırlatıyor. Ya tuhaf zaten şey, oyun yani oyunun dünyası bile tamamlanmamış gibi zaten. Nerede olduğu belli değil ya. Tam oyun nerede geçiyor. İşte dizi oyunu, film oyunu. Yani kim yaptıysa, neden yaptıysa yani. Kim yaptıysa ne, Allah belasını versin. Aklında ne vardı yani, anlamadım yani. İşte yani biri demiş ki şu oyunu yapsanız da para lazım bize demiş. Süpermen. Hayır, adam lazım. Sürekli halkalardan geçiyor. Geçemiyor ya da bu yani. Sattırıyor abi, Süpermen'le sattırılıyor. O zaman öyle çok kritik de yok. Millet yapıyordu carcurt yani. Süpermen abi bu yani. Böyle olur mu canım Süpermen? Ya yeter. Programı terk etti, sinirlendi. Kendine sinirlendi ama. Ben biraz daha güncelden örnek vereceğim. Çünkü o kadar çok oyun oynadım ki hani hatırlamıyorum artık. Eskileri falan hiç hatırlamıyorum. Evet. Burada aslında birkaç şey var. Bir, kötü olduğunu bile bile oynadığım oyunlar var. Bir de ne olduğunu bilmeden oynadığım oyunlar var ki bence o daha feci bir travma. Önce kötü olduğunu bile bile oynadığım oyunlardan bahsedeyim. Bunu Oyun Gezer'de serisinde yapmıştım bir ara galiba. Big Rigs Over Racing diye, dünyanın Over Rigs Racing mi? Öyle bir şey. Neyse, ismi çok önemli değil. Dünyanın en kötü oyunu. Yani oyun değil. Yani tırlar yarışıyor. Konsept bu. Tırlarla geri geri giderken 9999 gibi bir hıza ulaşabiliyorsun. Haritanın dışına çıkabiliyorsun. Onun dışında efendime söyleyeyim, binaların içinden geçebiliyorsun. Kaplama yok. Herhangi bir şekilde. Kendi etrafında dönerek böyle bir hıza ulaşabiliyorsun. Tırın bir ağırlığı yok. Yani bu oyun çok kötü olmasıyla meşhur olmuş bir oyun aslında. Ve gerçekten çok kötü. O yüzden çok konuşmak istemiyorum üzerine. İğrenç bir oyun. Bundan sonra bir de şey örneği vereyim. 3 tane aslında burada oyunum var. Not almışım. Kötü olduğunu bilmeden ve hani işte incelemesi için oynadığım ve notlarına hiç bakmadan hani tamamıyla sıfır kafayla oynadığım oyunlar var. Bir tanesi Riot Duel Retribution. Bu oyun inanılmaz kötü bir oyun. Yani... Bunun ben sunumunu falan da seyretmiştim. İlk duyurulduğu zaman da hatırlıyorum ben bu oyunu. Ve hani, peki nasıl övüyor oyunu? Nesini övüyor yani? Sunumunu sildim kafadan. Yani oyunu övüyor dedim, işte şunları yapabiliyorsun, pek çok şey yapabiliyorsun. Aslında uzaktan bakınca şöyle bir şey var. Aksiyon kısımları var, silahlı çatışma kısımları var. Motorcu şetesini oynuyorsun. Güzel.
Motor sürdüğün kısımlar var, motor aksiyonları var. Süper. Hani, yani sunumu güzeldi diyorsun yani. Yani kulağa çok güzel geliyor. Bir de bu mini oyun zaten aslında. Hı-hı. Hani 60 dolarlık oyunlardan değil. Biraz daha dijital kafasında yapılan bir oyun. O yüzden çok böyle büyük şeyler göstermeyince sen diyorsun ki yani tamam çok büyük olmasına gerek yok. Güzel bir şey sunsun yeter. TPS zaten. Yumruk kavgaları var. Yani 3 alanda da kendisini ispatlamış, kötülüğünün doğruk noktalarına çıktığını gösteren oyunlardan bir tanesi. Yani bu oyunu ben sıfır kafayla oynadım. Neden incelemesine kalktım onu da bilmiyorum. İncelemek için oynadım ve bayağı oynadım inceleyeceğim diye. Ve dedim ki sonra bu oyun daha fazla oynanamaz. İncelemek için bu oyunu benim bitirmeme gerek yok. Kendime işkence etmeyeyim. Yani iğrenç sıkıcı. Dünyanın en seksist oyunlardan bir tanesi. Saçma sapan sevişme sahneleri falan var böyle iğrenç yazılmışız. Biraz gereksiz yani. Ne oluyor lan? Niye şimdi burada böyle bir tribe girdin diyorsun. Dünyanın en kasıntı Hollywood karakterlerinden bir tanesi. Ya karakterleri geçtim. Motor çatışmaları çok kötü. Yumruk kavgaları çok kötü. Silahlı kavgalar... İyi. Aslında o gene iyi. Neden iyi? Çünkü hiç yakın temasa girmiyorsun birileriyle. En azından insan vicdani olarak rahatlıyor uzaktan hani. Hani yakından görmeyince daha rahat hissediyorsun kendini. İnanılmaz kötü bir oyun. İnanılmaz leş bir oyun. Maalesef yapımda ve yayınlarına geçen herkese tebriklerimi iletmek istiyorum bir daha. Gerçekten acaba ne yapıyorlar kaybı. Şu an yapımcıları? Hiç bakmadım. Yani hala yaşıyorlar mı? Yaşıyorlardır büyük ihtimalle. Yaşıyorlar mı dediğim daha doğrusu yani, oyun dünyasında yaşıyorlar mı yani? Canım. Yoksa Allah uzun ömürler versin. Ama inanılmaz kötü bir oyundu. Var mı başka oyunu senin söyleyeceğin? Şu anda aklıma gelmiyor ama mutlaka var. Mutlaka var. Yani çünkü ben özellikle eskiden yani sadece kapağına bakıp falan aldığım bir dönem oluyordu. Oo. Çünkü takip edebileceğin yer yok. İnternetin yok. Dergiler tek tük var. Ama yani rastgele bakıp seçtiğim artık ne çıkarsa diye. Ama hele disket dönemi var Amiga'da daha fena. Neyse girmeyelim. Hayır, ama senin karakterinsin tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Son zamanlarda hep garanticisin. O yüzden evet, ihtimal evet, yakın zamanda evet, hiç oynadık evet, kötü hayır. Bir şey yok. Artık garanticiyim yani. Çıktığında heyecanlanabilirim. Almam için bir sebep değil. Bekliyorum. Oyunun incelemeleri güzel olabilir. Almak için bir sebep değil. Neyi bekliyorum? Yani hem kullanıcıların görüşlerine de bakarım. Genel incelemelere de bakarım. Arkadaşım varsa yakın onda gidip oynarım. O kadar garanticiyim. Yani. Şimdi bir de çok pahalı abi oyunlar. Evet, hani doğru. Siz sanmayın ki bize bütün oyunlar bedavaya geliyor. Bana hepsi geliyor. Falan. Evet. İstediğim alırım. Evet bana gelmiyor. Sadece bir tane geliyor. O da bazı oyunlar bir tane geliyor. Ki birkaç hafta sonra geliyor genelde. Ya ben zaten bu oyunlara para vermiştim. O yüzden çok sıtırmıştım. Evet. Galiba emin de değilim. Yok bana da tüm oyunlar gelmiyor canım. Ben de alıyorum. Tabii. Tabii diyorum. Daha geçen Final Fantasy 15 aldım tabii, işte. Tabii. Oğlum aldım. Ekantım da var. Ortaklaşa aldık hatta kardeşimle. Ondan sonra Titanfall 2'yi aldım falan. Ha Titanfall 2'yi almadım. Faturasını çıkardım göstereceksin gibi faturasını göstereceğim. Benim de iki oyunum daha var söyleyeceğim. İkisini hızlı evet. Geçeyim. Bir tanesi çok fazla bilinmeyen bir oyun olabilir aslında. Ninja Gaiden'ın bir spin-off'u gibi bir oyun. Yaiba Ninja Gaiden Z. Evet. Hack and Slash oyunu. Hack and Slash'ı çok severim ben. Cel Shade bir grafik tarzı da var. Ve Ninja Gaiden ismini kullanıyor. Aslında her şey teoride çok güzel duruyor. Fakat iğrenç bir oyun. Ya zombi kesmekten tutun da dünyanın en sıkıcı karakterine kadar. Bir de zor ama zorluğu ve ya hem zor bir oyun. Ninja Gaiden çünkü zordur yani. Ya. Bunlar da işte ki Ninja Gaiden zor. O zaman biz de zor yapalım. Lan Ninja bak Gaiden... buradan bir konu daha çıkardım ben aslında. Bir markanın adını kötüye çıkaran oyunlar. Değil mi? Çünkü çok seri var öyle. Bir oyunun da acayip bozan. Resmen video içinde video çıkarıyoruz. Video evet. Sepsiyonumuz şu anda yani. Ninja Gaiden Z ile ilgili sevmediğim şey şu oldu aslında. Adamlar zor yapalım istemişler oyunu. Hani marka zor olduğu için. Ama Ninja Gaiden'in zorluğu zor yapalımdan gelmiyor ki. Ninja Gaiden'in zorluğu içindeki kontrol sisteminin, sana sunduğu combo sisteminin bunların sana alternatifler sunması da alakalı. Yani bir nevi Dark Souls hesabı aslında. Yani adamların zor olmasının sebebi hadi zor yapalım. Tüm düşmanlar zor ölsün değil. Tarzı var ve o tarzı zor seviyede yansıtması gerekiyor adamın. Ve öyle yapmış adamlar. Sense iki tuşla oyunu götürdüm bir noktada zor yapıyorsun. Zombilerle savaşırken böyle anlamsız bir aksiyona giriyorsun. Anlamsız aksiyonun sonucunda böyle iki tane tuşla dünyanın en tekrar eden oynanışlardan birini sana sunuyor. Ve ben bu oyunu yine hani berbat olup olmadığını bilmeden oynadım oynadığım tanesiyle. Ama maalesef çok sıkıcı, çok tek düze, çok tekrar edilen. İki saatin sonunda oynayamadım. Çok türü sevmeme rağmen oynayamadığım oyunlardan bir tanesiydi. Yani berbat ağır bir item olur bilmiyorum ama video başlığı berbat olduğu için aslında bunu söylüyorum. De gitsin ya rahatla. Berbat. Çok rahatladım gerçekten. Bir oyunum da buydu. Son oyunumda maalesef diziyi sevenlerin bolca ismini duyduğu bir dönem Walking Dead Survival Instinct. Ha evet. Tamam dizi oyunu. Gerçekten iğrenç olmasını beklediğimiz oyunlardan bir tanesi. Hani yani dizi film oyunları bankosu var artık. Yani prensipte de iş oluruz ama berbat olacağını beklemiyordum. Yani hani kötü olması eyvallah kabul edilebilir ama berbattı yani. Gerçekten çok kötüydü. Hani Daryl'la Merle oynuyordun. Tam dizideki en sevilen tip ve abisini oynuyordun. İnanılmaz bayat kontroller, inanılmaz kötü bir oyun akışı, inanılmaz kötü bir hikaye gidişatı. Zaten oynanış temelde hani oyunu oyun yapan şey oynanıştır ya. Oynanışın iğrenç olması yani komple hani
şöyle bir bakıp gülüp geçtiğimiz oyunlardan bir tanesi diyemeyeceğim. Çünkü 2-3 saat oynamak zorunda kaldım. Maalesef hani inceleyeyim bir yerde, bir noktada diye. Çok kötü bir oyundu. Anlarken sen bunları anlatarken ben anlatırken yeni video konusu daha çıkardım. Neymiş bu? Dizi filmden oyuna oyuna geçiş ve oyundan filme geçiş neden hep kötü oluyor? Tamam, bunun üzerine. Bu konuda var. Onun bir top listesini yaptık mı biz? Yapmış olabiliriz. Kesin yapmış. Yüzlerce top 10 yaptığımız için arada hatırlayamayabiliyorum. Yani. Belki ondan bir tane daha liste çıkarırız öyle bir şeyden dolayı. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Siz de oynadığınız tabii yani. Hani uzaktan bakarak evet, berbat dediğimiz çok oyun var zaten ama oynama şansına erişemedik. Şansına da erişmeyelim zaten. O bir şans tabii, değil tabii yani. Şans değil. Siz de oynadığınız berbat oyunları şöyle bir bize anlatırsanız, neden oynamak zorunda kaldığınızı arkadaşlar. Aslında bu biraz neden oynamak zorunda kaldığınızın hikayesi de olabiliyor. Çünkü hani sen mesela bilmiyordun oynamışsın. Ben evet, video çekeceğim diye oynadım. El mahkum oynadım. Hani inceleyeceğim diye oynadım. Gerçi ben de oynayınca berbat olduğunu fark ettim bu oyunların ama siz de bizlerle anılarınızı paylaşın. El edelim, gülelim, keyiflenelim diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.